Evet köklü sayılarda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi köklü sayılarda sıralama. Köklü sayılarda sıralama yaparken kök derecelerinin eşitlenmesi gerekir arkadaşlar. Kök derecelerini eşitlerseniz köklü sayılarda sıralama yapmak kolay olur. Şimdi burada 3'ü içeri atabilirsiniz. 3 içeri yerinde 9 olur. 9 kere 2 18. Kök 18 olarak yazabilirim. Bu arkadaş zaten kök 100 buna yapacak bir şey yok. Üçüncü dereceden bu arkadaş kök 900 buna da yapacak bir şey yok. Altıncı dereceden. Şimdi bunun kökü 2 kök dereceleri burada eşit değil gördüğünüz gibi. Kök derecelerini eşitlemek için burayı 3 ile genişletiyorum. Burayı 3 ile genişlettiğim zaman içeriği de 3 ile genişletmem lazım. Yani amaç kök derecelerini eşitlemek arkadaşlar tamam mı? Burayı 2 ile genişletiyorum. O zaman burayı da 2 ile. Üzerine 2 ekliyorum. Buraya yapacak bir şey yok. Yani bu arkadaş burası 6 oldu. 18'in küpü oldu. Şimdi bu arkadaş 100'ün karesi oldu. Burası 6 oldu. Bu arkadaş zaten 6. Burası 900. Şimdi 18'in küpü nedir? 18'in küpü ne kadar büyük bir şey çıkar? Ona bakmamız lazım. 18 kere 18 360 ee... 4 değil mi? 324. 324. 324 ile 18'i çarpmamız lazım. Çarpalım. Tahmin olarak 5 bin civarı, 6000 civarı bir şey çıkacak. 32, 16, 19, 24, 25. Burası. Burası da 324. Şimdi burayı topladık. Şuraya 2 geldi. Burası 3 oldu. 7 burası 8 oldu burası 5000 oldu. 5832 yani hani mesela baktığımızda kök içerisinde 5832. Şimdi 100'ün karesi 1'in yanına 2 tane fazladan 0 eklemeniz lazım. Buraya fazladan 2 tane 0 ekliyorsunuz. Yani 10.000 yapıyor. Burası da 6 oluyor. Zaten artık mantık olarak anlayabilirsiniz. Burası 900. İşte hangisi küçük hangisi büyük zaten anlayabiliriz. En küçük burada Z olur. Zaten belli. Sonra X olur. Sonra Y olur. Kök derecelerini eşitlediğinizde arkadaşlar büyüklük küçüklük direkt ortaya çıkıyor. Kök derecelerini durduk yere eşitleyemezsin. Şuraya eklediğin şeyi içeriye de eklemek zorundasın. Buraya eklediysen buraya da ekleyeceksin. Ekleme yapmadık. O zaman bu böyle duracak. Tamam arkadaşlar dereceleri eşitleyin. Gerisi kolay zaten. Köklü sayılarda iki kare farkı var. A kare B kare toplayıyorsunuz çıkarıyorsunuz. Yani A'nın karesini B'nin karesi bu şekilde toplamanız lazım. Şimdi önce bir topluyorsunuz sonra çıkarıyorsunuz. iki kare farkı. Önemli bir kavram. Şimdi bunu bazen görmek çok kolay. Şimdi görebilirsiniz yani A kare B kareyi görebiliyorsunuz. Mesela diyelim ki 25 eksi 16. şimdi ben bunu A kare B kare olarak görebilirim. 25 5'in karesi 16 4'ün karesi İşte bu nedir 5 ile 4'ü bir toplayacağım 5'ten 4'ü bir çıkaracağım hani zaten 9 oldu ortaya çıkıyor veya işte x kare eksi y kare olunca da basit oluyor x kare y kare bir topluyorsunuz x artı y bir de çıkarıyorsunuz x eksi y basit Ama bazen bu tam görünmüyor arkadaşlar köklü sayılarda özellikle bu işi tam göremeyebilirsiniz mesela a eksi b'yi Tam kar olarak yazabilmek için kök a artı kök b kök a eksi kök b şeklinde yazmamız lazım. Yani bunu tam olarak bazen göremeyebilirsiniz. Örnek mesela bakalım. Şimdi diyor ki yani işte x x olarak yazınca zaten örneğin benzeri yukarıda var. Diyelim ki 5 eksi 3. Bak 5'i diyor ki matematik o zaman 5'i şöyle yazalım. 5'i kök 25 olarak yazalım. 3'ü de kök 9 olarak yazalım. Yani kök 25 nedir? 5'in karesi. Yani kök 5'in neyi? Karesi. Bakın bunu böyle yazdınız. Ee, kök 9'da kök 3'ün tam karesi olarak yazdığınızda bakın 5 eksi 3 neye döndü? Kök 5'in karesi eksi kök 3'ün karesi. Şimdi bunu tam kare olarak yazabilirim o zaman. Kök 5 artı kök 3. Kök 5 eksi kök 3 olarak yazabilirim. Bak ben bu ifadeyi buradan getirdim. Burada nasıl bir ifadeye dönüştürdüm görebiliyorsun. Bazen lazım oluyor bu. Yani hani bu kısımlar bizim için önemli kısımlar. ÖSYM için de önemli. İşte A eksi B'nin karesini A kare eksi B. A artı kök B, A eksi kök B. Üzerinde kare yoksa, üzerinde kare olmadığı için ifadeler köklü olarak yazılıyor. Aslında mantık burada temel mantığımız bu arkadaşlar. Tamam. Şimdi buradan devam edelim örneklere. Şimdi buradan arkadaşlar kök 7 artı kök 2 bakın kök 7 eksi kök 2 şimdi burayı çarptığınızda tam kare bir toplama bir çıkarma olduğu için direkt 7 eksi 2'den 5'e dönüyor görüyorsunuz zaten işte kök 11 artı 2 kök 11 eksi 2 kök 11'in karesi 11 2'nin karesi 4 olduğu için 11 eksi 4 7 oluyor şimdi öğrencinin yanıldığı nokta burayı mesela 11 eksi 2 olarak 9 olarak yazıyor yani iki kökün içerisinde olsaydı evet yazdığın doğru olurdu ama iki kökün dışında olduğu için karesini ekstra almanız gerekiyor. Mantığımız bu. Şimdi mesela burada bak çok basit mantık var. Kök 8'den kök 2'yi kök 8'de kök 2'yi bir toplamış bir çıkarmış. Kök 8'in karesi 8. 2'nin karesi 4. Bak basit yani. Kök 8'in karesi 8. 2'nin karesi 4. Bölü kök 2. 8'den 4 çıktı 4. 4 bölü kök 2 böyle mi kalacak? Kök 2 ile genişletelim. Bakın 6 ve üstü yukarıyı kök 2 ile genişletiyoruz. 4 kök 2 kök 2 ile kök 2'yi çarparsam 2 yapar. Şimdi buradan 4'ü 2'ye böldüğüm zaman 2 gelecek. Yani ifadenin sonucu 2 kök 2. Basit hali bu. Evet. Şimdi eşlenik paydayı kökten kurtarmak arkadaşlar. Paydayı rasyonel yapmak için eşleniği çok kullanıyoruz. Çok sık kullanacağız. Kök x ile ancak siz kök x'i çarparsanız rasyonel olmuş olur. Unutmayın. Kök x artı y ile kök x eksi kök y'yi çarparsanız rasyonel yapmış olacaksınız. Kök x eksi y ile kök x artı y'yi çarparsanız rasyonel yapmış olacaksınız. Kök yoksa karesini alacaksınız arkadaşlar. Unutmayın yani o yüzden x eksi y kare oluyor. Şimdi eşlenik mantığı önemli. Köklü sayılarda genişletme yaparken eşlenikleri çok sık kullanacağız çünkü. Kök 2'nin eşleniği kök 2'dir. Kendisidir. Yani siz kök 2 ile kök 2'yi çarparsanız 2 olacak. 2 kök 3'ün eşleniği 2 kök 3'ün eşleniği kök 3'tür. 2 kere 3 6 olur burası. 2 eksi kök 3'ün eşleniği 2 artı kök 3'tür. Bakın bunları bu şekilde çarparsanız çıkacak. 2'nin karesi 4. Kök 3'ün karesi 3. 4'ten 3 çıktı. 1 geldi. İşte kök 3 artı 5'in eşleniği. Kök 3 artı 5'in eşleniği. Kök 3 eksi 5'tir. Kök 3 3 olarak çıkar. 5 25 olarak çıkar. Burası eksi 22. 2 artı 2. 3 artı 2 kök 5. 3 artı 2 kök 5'in eşleniği. 3 eksi 2 kök 5'tir. 3'ün karesi 9. 2 kök 5'in karesi. 2'nin karesi 4. 4 kere 5 20. Eksi 20. Cevap eksi 11. Evet bir sınav sorusu olabilecek bir soru. Örnek 3. İfadesinin en sade halini istiyoruz. Buyurun sizdeyiz. Evet. Şimdi bakalım. Şimdi bu ne? Eşlenik kavramıyla alakası var. Şimdi eşleniğini yapmanız lazım. Yani burayı 3 artı kök 3 ile genişletmeniz lazım. 12 çarpı 3 artı kök 3. Acele etmenize gerek yok. Ee, 3'ün karesi 9. Kök 3'ün karesi 3. Bakın bu şekilde yazarsanız. Eksi 2 kök 3. 12 parantezinde hala dursun. 3 artı kök 3 olarak yazıyorum. Aşağısı 6 eksi 2 kök 3. 12'yi 6'ya böldüğünüzde 2 gelecek. 2 içeri dağıtıyoruz. 2 kere 3 6. 2 çarpı kök 3 2 artı yani 2 kök 3 eksi 2 kök 3. E bunlar da birbirini götürüyor arkadaşlar. Cevap direkt 6 Örnek 4 olduğuna göre x artı 1 ifadesinin sonucunu istiyoruz. x artı 1 ifadesinin sonucu. Şimdi bunu ters çevireceğiz arkadaşlar. Yani buradaki temel mantığımız ters çevirmeniz. Ters çevirdiğinizde 1 bölü kök 2 eksi 1. Şimdi burayı kök 2 artı 1 ile genişletiyoruz. Genişlettiğimizde burası yukarısı kök 2 artı 1. Aşağısı direkt 2 eksi 1 yapar. Yani 1 yapar. Yani burası kök 2 artı 1 yapıyor. O zaman x gördüğümüz yere x gördüğümüz yere kök 2 artı 1 yazmamız lazım. Getiriyoruz yazıyoruz. x artı 1 lazım bana. Kök 2 artı 1 artı 1'den kök 2 artı 2 geliyor. Basit. Yani baktığımızda basit. Evet örnek 5 işleminin sonucu nedir? Sizdeyiz. Şimdi kök 2 ile genişletirseniz burayı. Gerek var mı? Bence gerek yok gibi. Çünkü zaten bunlar ünlü götürüyor. Yani şuranın sonucu direkt 3 geliyor aslında. Hızlı olursan anlarsın. Yani en fazla şöyle yaparız. Şimdi burayı eşlenik yapacağım. Kök 3 eksi 1 ile genişleteceğim. Burayı kök 3 artı 2 ile genişleteceğim buraya gerek yok şu an ama istersen yapabilirsin bir sıkıntı yok yani burayı da istersen direkt kök 2 ile genişletebilirsin şimdi kök 2 ile genişletirsen 18 kere 2 36 yani burası kök 36 burası 2 eksi acele etmeyin arkadaşlar bu tür sorularda acele etmeyin 8 parantezini alın öyle bakın şimdi burası kök 3 eksi 1 bölü 3 eksi 1 2 yapar tamam Şimdi burası da eksi 4 parantezinde kök 3 artı 2 bölü 3'ün karesi 3 2'nin karesi 4 3'ten 4 çıktı burası da eksi 1 yaptı bakın bu bunları görürseniz zaten direkt çıkıyor sonra bakalım 8'i 2'ye böldüm 4 geldi 36 dışarı 6 olarak çıkacak 6 2'ye böldüm 3 geldi, bak 3 eksi 4'ü dağıtıyorum şimdi içeri. 4 kök 3 e, eksi 4 ile eksi 1'i çarparsam artı 4 yapar. Artı 4. Sonra buradaki eksi 4'ü, şuradaki eksi eksi artı yapar. Artı 4 kök 3'ü içeri dağıtacağım. 4 kök 3, 4 geri 2, 8. Bak en son bunlar da birbirini götürdü. Geriye 8, 12, 15. Öyle değil mi? mi yanlış gördüm artı 4 4 kere 2 8 Evet 15 değil mi ya biraz daha basite indirgi Anladım herhalde burada takıldız şimdi burada böyle kalsın biraz daha basit getirelim şimdi bu böyle şu an dursun eşlenikle genişlettik buraları şu an Burası yani ÖSYM bunu sınavda sorsa böyle mi olacak? Tamam çalışmanız lazım. Şimdi burayı kök 3 artı 2 ile 4'ü çarpacağız. 4 kök 3 artı 2 bölü. Şimdi bununla bunu çarpıyoruz 3 geliyor. Bundan bunu çarpıyoruz 4 geliyor. 3'ten 4 çıkıyor arkadaşlar. Yani burada 3 eksi 4 yapıyor. Yani son durumda orası eksi 1 yapıyor. Eksi eksi artı yapacak e, düzeltelim. Madem burası 6. Bak. 6'yı 2'ye böldüm. 8'i 2'ye böldüm. 4. Düzeltelim. 6'yı 2'ye böldüm. 3. Eksi 4 parantezinde kök 3 eksi 1. E, eksi eksi artı yapar. Artı 4 parantezinde kök 3 artı 2 geldi. Dağıtıyoruz arkadaşlar. Şimdi 3 eksi 4 kök 3 eksi 4 ile eksi 1'i çarparsanız artı 4. 4 kök ile çarparsanız 4 kök 3 artı 8. Şimdi burası şura bura etti 15. Kaldınız sınavda. Pek özel kök son madde. Arkadaşlar burada 2 olacak. Yoksa da olacak, varsa da olacak. O 2 olmadan bu özel kökü yapamazsınız. İyi olacak. Burada da 2 olacak. Kök 3 olursa olmaz burası. Tek burası. Karekök olacak ve 2 olacak. Başka yolu yok. Tamam mı arkadaşlar? Burada 2 var. Çarpımları B'yi verecek. Bakın burada x ile y'yi topladığında A'yı verecek. Çarptığında B'yi verecek. Öyle 2 tane sayı bulacaksınız ki Çarptığında bunu verecek. Topladığında bunu verecek. Bu sayılar eğer böyleyse kök x artı kök y olarak çıkar. Çünkü bura artı. Burası eksi ise bu sefer kök x eksi kök y olarak çıkıyor. Adam bunu nasıl bulmuş ben merak ettim. Yani şimdi bu özel kökü bulan adam bunu nasıl düşünmüş? Nasıl tahmin etmiş? O zaman bunu hesaplayacak bir hesap makinesi bile yok elinde. Doğruluğunu nasıl teyit etmiş olabilir? insan gerçekten hayret ediyor. Yani hani adamın bulduğu, adamların bulduklarını biz anlamakta zorlanıyoruz ya. Yani böyle bir e, nasıl diyelim? Hakikaten nesil <laughs> gerilemiş yani zekada. Ciddi söylüyorum. yani sizinle alakalı mevzu yok ortada. Yani hepimizi dahil ederek söylüyorum ya. Adamların yıllarca bulduklarını biz anlamakta zorlanıyoruz ya. Nesiller geriliyor yani. Evet şimdi arkadaşlar örnek 6. Bak çarpımlar bunu verecek toplamları bunu verecek. Yani 3'e 4 çarptığınızda bu topladığınızda bu. O zaman kök 3 artı kök 4. 4 dışarı 2 olarak çıkacak. Kök 3 artı 2. Bu kadar. Adam demiş bu buraya eşit demiş. Nasıl düşünmüşse bilemedim. Şimdi bu çarptığınızda bunu verecek. Topladığınızda bunu verecekse 4'e 2. Çıkarma işlemi var. Kök 4 eksi kök 2. Kök 4 2 olarak 2 eksi kök 2. E hocam burada 2 yok. Oluşturacaksın. Ben bilmem. O 2 olacak. 2 olmadan bu işlem olmaz. 5 eksi. 24 nedir? 4 kere 6. 4 dışarı 2 olarak çıkacak. 2 kök 6. Bak 2 oldu. Çarptın da bunu verecek. 3'e 2 topladın bunu verecek. Doğru. O zaman kök 3 eksi kök 2. Şimdi 6 var. 2 yok. 2 ile 6'yı yer değiştirelim. Öyle 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 yok. 2 ile 6 durduk yere yer değişir mi? Yani 2 mesela enayi mi yani? Bana ne kardeşim yani? yani şey, 2 enayi değil 6 enayi olur o zaman. Der ki bana ne kardeşim ben niye içeri giriyorum? Yani zaten ben bir içerideyim bir içeri yana gireyim demez. Yani bunun şartları var durduk yere olmaz. O zaman 6 durur yine ama 6'nın sadece ikisi durur. 2. 6 ne? 2 çarpı 3'ten oluşuyor. 3 içeri girer. 3 içeri girdiğinde 9 olur. 9 kere 2 18. Bak. Yani 6'nın tamamı 6 ile 2'yi durduk yere yer değişikliği yapamazsın. Zaten böyle bir mümkünatın da yok yani. Bununla bunu yer değiştireyim. Yok böyle bir şey yani. Şimdi çarpımları bunu verecek. 2'ye 9 toplamları bunu verecek. O zaman kök 9 artı kök 2 3 artı kök 2. Evet örnek 7. Buyurun. Hızlı mı gidiyorum? Tamam. Yavaşlayayım. Bir şey söylemediniz. Ne yapalım? Ses çıkarmadınız. Dedim herhalde herkes anlıyor. Çalışarak geldiniz. Dedim belki hızlı seviyorsunuz. Bilemedim arkadaşlar. Hızlı gidersem uyarın Tamam. Ben bazen dalıyorum böyle demek. Yani istekli isteyerek yaptığım bir şey değil. Hızlı gidersem söyleyin. Söylerim. Söylerim. Sıkıntı yok. Şimdi bak. 6, 2 ve 3'ten oluşuyor. 6 dediğimiz 2 kere 3'tür. 3 içeri girerse 9 olarak girer. Yani siz durduk yere 3'ü içeri yazamazsınız. 3'ü kök içerisinde durduk yere yazayım diyemezsin. 3 der ki ben içeri gireceksem 9'um. Çünkü ben aslında 3'üm. 9 3'e eşit. O yüzden 3'ü içeri attığınızda 9. 9 da 2 ile içerideki 2 ile çarpılıyor. 9 kere 2 18 oluyor. Durduk kere olmaz. 3'ü içeri atıyorsunuz ama 3 içeri girince 9 9 kere 2 18. Yani şuradaki 3 2'nin yanına gider ama 9 olur. Şimdi buradan 72. 72 zaten nedir? 2'nin cinsinden yazmanız lazım. 4 çarpı 18 4 çarpı 18, 4 dışarı 2 olarak çıkar. O zaman bu ifadeyi 11 artı 2 kök 18 eksi 11 eksi 2 kök 18. Çarpımları 18 yapacak. 9'a 2, 9'a 2. O zaman bu ifade kök 9 artı kök 2. Burası için. <laughs> Eksi parantezini açıyoruz. Kök 9 eksi kök 2. Şimdi kök 9 3 artı kök 2 eksi 3 eksi kök 2. Şimdi 3 artı kök 2 eksiyi dağıtıyoruz. Eksi 3 artı kök 2. Buradaki 3'ler birbirini götürdü. Kök 2 artı kök 2. 2 tane kök 2. Tamam. 2 tane kök 2. Evet. Güzel bir soru. 8 güzel bir soru var karşınızda. Buyurun. Bakalım nasıl yapacaksınız. Evet 3 bölü 2 var. Eksi 1 bölü kök 5 var. Eksi 1 kök 5. Kök 5 eksi 1 var. Hmm. Hmm. Peki. Şimdi öncelikle şunu yapmanız lazım. Kök 6 eksi kök 20. 20 nedir? 4 çarpı 5. 4 dışarı 2 olarak çıktı. O yüzden. Kök 6 eksi 2 kök 5. Tamam. Tanıdık bir şeye benzedi değil mi? Çarpımları bunu verecek. Toplamları bunu verecek. 5'e 1. Topladığınızda 6 çarptığınızda 5 yapar. O zaman şu arkadaş ne olacak? Kök 5 eksi kök 1. Yani kök 5 eksi 1 yapar. O zaman ifade şu. Ee, kök 5 eksi 1 bölü 1 bölü kök 5 artı 1 yapar. Burası normalde böyle. Kök 5 artı 1 yaptı. Şimdi ters çevirip çarpacağım. Bak bu arkadaşı ters çevirip çarpmam lazım. Şimdi birincisi olduğu gibi kalacak. Yani kök 5 eksi 1 olduğu yerde kalacak. Diğer arkadaşlar çevrildi. Kök 5 artı 1 bölü dursun. E aşağısı zaten kök 5 artı 1. E bunlar zaten birbirini götürdü. Basit yani. Kök 5 eksi 1. Evet. Bu böyle. Buranın nasıl çıktığını bilirseniz zaten basit. Gök 5 eksi 1'e eşit. Bu ifadede bölme halinde olduğu için ters çevirip çarpılacak. Çarpmakta acele etmeyin dedim. Bekleyin aşağıdakiyle sadeleşiyor zaten. Direkt kök 5 eksi 1. Bu arkadaş kalıyor. Bu ikisi zaten birbirini götürüyor. Evet 9. Güzel bir soru. Bakalım kimler yapacak. Çok güzel bir soru. Adamlar yapmış. Yapıyorlar. Çalışmışlar. Ne diyorlar? Çalışmıyorlarmış. Kim söylüyor? adamlar çalışarak geliyor. Evet, derslere hazır mısınız arkadaşlar? Haftaya Salı ilk dersiniz başlıyor. Geometri de var. Türkçe de var. Hazır mısınız derslere? Dört buldun emin değilsin. Peki. Hazırsınız. Hazırlanın. Geliyoruz. Evet, şimdi. Kök 4 artı kök 15. Kök 4 eksi kök 15. Burada 2 yok. Burada bir yerde 2 lazım. E, yok. Burada da lazım. E yok. Tamam. Yok. Tamam. E yok. Nasıl oluşturacağım? 15'ten çekeceğim içeri. 15'ten içeriye dışarıya atamazsın. 15'in içerisinde 2 yok. Yani böyle bir şey de mümkün değil şu an. Ne yapacak adam? Ne yapabilirsiniz? Size bunu öğretmem lazım. Bak bunu zaten ileride köklü sayıları yine anlattığım zaman daha detaylı anlatacağım. Ama şunu bilin arkadaşlar. Yani bu ileride size çok lazım olacak bir konu. O yüzden 4 artı kök 15. Eğer 2 yoksa bir yerde bir yerde 2 oluşturamıyorsanız yoksa buradaki 4'ü 8 yap. Bak. 4'ü 8 yap. Sonra şu arkadaşın önüne bir 2 ekle. Ama burayı da kök 2'ye böl. 3 işleminiz iyi olacak arkadaşlar. Tamam mı? Bak. 4'ü 8 yapacaksınız. 2 katını alıyorsunuz. Çarpı 2. Buranın önüne bir 2 ekliyorsunuz. Ama ifadeyi de en son kök 2'ye bölüyorsunuz. Anladınız? 4'ü 8 ifadenin önüne 2 en son kök 2'ye bölüyorsunuz. Normal çözümü bu. Sen bunu öğreneceksin. Normal tek çözümü bu. Başka bir çözüm olsa öğretirim. Yani kök 2 ile çarpıp kök 2'ye bölmek gibi düşünmeniz lazım. Bunun başka bir çözümü yok arkadaşlar. Tamam. Bunu ancak siz böyle çözebilirsiniz. Şimdi bunu böyle öğreneceksiniz. Bu kural gibi düşünün. Çünkü yoksa daha karmaşıklaşıyor iş, daha zorlaşıyor. Şimdi burayı o zaman 8 artı 2 kök 15 bölü kök 2 olarak yukarıyı artı aynı mantık 8 eksi 2 kök 15 bölü kök 2 olarak düşünüyorsunuz. Aşağısı kök 2. Bunu bu şekilde düşünürseniz işler biraz basit. E kök 2'ler ortak olduğu için direkt aşağıya indirebilirim. O zaman bunu şöyle yazmam lazım. Hani bak daha basite dönüyor. 8 artı 2 kök 15. Artı 8 eksi 2 kök 15. Aşağısı da kök 2 çarpı kök 2 olarak. Kök 2'ler şunlar aşağıya indi bu arkadaşın yanına. En son işte zaten basit. 15 nedir? 5'e 3. 15 nedir? 5'e 3. O zaman çarpımları 5 yani 5 kere 3 15 toplamları 8. O zaman bu arkadaşı kök 5 artı kök 3. Bu arkadaşı da kök 5 eksi kök 3 olarak yazdım. Aşağısı 2. Anladınız? Aha burası gitti kök 5 kök 5 2 kök 5 2 kök 5 aşağısı 2 iki. 2'ler gitti. Bu ifadenin tek çözümü kök 5. En basit haliyle anlattım. Bundan daha basiti yok. Yani öğrenecekseniz böyle öğrenin. Şurayı 2 ile genişletin. Bunun önüne 2 atın. Ama ifadeyi en son kök 2'ye bölmeyi unutmayın. Bunu öğreneceksin. Ezberlemen gerekiyorsa bunu ezberleyeceksiniz arkadaşlar. Bunun başka bir yolu yok çünkü. Yani aslında ifadeyi kök 2 ile çarpıp kök 2'ye bölmek gibi düşünüyoruz. Çarpıp böldüğünüzde sonuç oluşuyor. Aslında şöyle de olabilir. Hani burayı kök 2 ile çarptınız. Kök 2'ye de böldünüz aynı zamanda. Ama işte kök 2 ile çarptığınızda burası 2 buraya bir 2 geliyor fazladan gibi düşünmeniz lazım. Ya da ezberleyin arkadaşlar. Tamam Dört 4 nerede? Dört 4 çıkamaz ki. Dördün yanında ifadeler var. Yo, öyle bir şey yok. Bu buradaki toplama onu tutar. Dört dışarı çıkamaz. Dört toplamaya bağlı. Dördü dışarı atamazsınız. Evet, örnek on. Buyurun. örnek 10 75 nedir arkadaşlar 25 çarpı 3 50 nedir 25 çarpı 2 25 dışarı 5 olarak çıkar Yani bu arkadaş 5 kök 3 bu arkadaş 5 kök 2 olarak çıkacak 24'ü de 4'ü 6 olarak 4'ü dışarı 2 olarak çıkarıyorsunuz. Yani ifade 5 kök 3 5 kök 2 burası çarpı ifadeyi de 5 eksi 2 kök 6 olarak yazdık. Burası da böyle. E bu arkadaş da 6 2'ye 3 yani kök 3 artı kök 2 Şimdi ifade şuna dönüyor. 5 kök 3 5 kök 2 çarptı. Ee, eksi olduğu için burayı kök 3 eksi kök 2 olarak yazıyoruz. Mustafa. Burayı 5 parantezine alıyoruz. 5 parantezine aldığımızda kök 3 artı kök 2 kök 3 eksi kök 2 Burayı çarptığınızda eşleniktir. 3 eksi 2 gelir. 5 çarpı 3 eksi 2. 5 çarpı 1'den 5. Evet. Bir sınav sorusu olabilecek bir soru. Yani ÖSYM ve köklü sayılarda çok zor sormuyor aslında. Yani sorabileceği basit sorulardan birisi bu olur. Basit olur yani. Çok zor bir soru gelmez zaten karşınıza. Rahat olun. Yani gelecek soru bu tarzda olur en fazla. Evet, iç içe kökler meselesi var arkadaşlar. Yani dediğim gibi bunu çok daha ileride ayrıntılı çok daha ayrıntılı anlatacağım. Şimdi yüzeysel madde madde maddelerden değinmem lazım her maddeye. Dolayısıyla bazen zorlanacaksınız, bazen kafanız karışacak, bazen biliyorsanız zaten bir temeliniz varsa daha iyi pekişir bunlar. Ama dediğim gibi yani şu an yüzeysel anlatıyoruz aslında. Çok detaya girmek istemiyorum. Kafanız karışıyor bu sefer. Biraz öğrenin, temel atın yeter. Şimdi burada arkadaşlar iç içe kökler yaparken buradakini buraya atmak isterseniz Burada Y var görüyor musunuz? Bunu üzerine şapka olarak alıyor o zaman. Yani A üzeri Y olarak geliyor. B ile çarpılıyor. Yukarıdaki kök dereceleri de kendi aralarında çarpılıyor. Tek ortak kökte yazmak amacımız. Amacımız bunu tek ortak köke endekslemek. Şimdi dolayısıyla A buradan C'ye kadar yolu var. A, C'ye gitmek isterken kat edeceği kökler Y v, Z. Görüyor musunuz? Y ve Z'yi kat ederek gitmesi lazım. O zaman A'nın üzerine Y ve Z'yi çarpma olarak yazıyorum. B içeri girmek isterse B'nin kat edebileceği tek yol Z. Dolayısıyla B'nin üzerine sadece Z'yi yazıyorum. C içeride duruyor çarpma olarak yazıyoruz. Ondan sonra bunları tek ortak kökte yazmak için buradaki kök derecelerini çarpmamız lazım. İç içe kök meselesi bu. Şimdi mesela bu ifade. Şimdi 3 içeri girmek istiyor. 3 içeri girmek isterse kökün derecesi 2. 2'yi üzerine alacak. 2'nin karesi 9. 2 ile çarpılacak. 18. Kök dereceleri şu 3 ile 2'yi çarpıyoruz. 3 kere 2 6. Yani bu ifade direkt buna eşit. Peki kök 11 neye eşit? Kök 11 neye eşit? İfadesinin en sade hali. Ne kadar sade olabilirse o kadar sade arkadaşlar. Evet. 2 üzeri 2 bölü 3. Yani aslında kök küp kök 4 yani. Gibi. Evet, küp kök 4 o zaman. Şimdi buradan bu arkadaşı buraya atacağız. Bunu buraya atmak isterken git kat edeceği yollar bunlar arkadaşlar. Görüyorsunuz 2 kere 3 6 yani tek ortak kökte yazacağım. Şimdi dereceler belli 4 var 2 var 3 var yani burayı 4 var 2 var 3 var bir kere burayı çarpacağım. Şimdi burada 4'ü içeri atmak istediğinizde Alacağı kökler 2 ve 3. 2 ile 3'ü çarpım olarak üstüne yazıyorum. Çarpı. Buradaki 2 içeri girmek istiyor. Bu 2'yi buraya atmak istediğinizde üstüne 3 yazıyorsunuz. İçerideki 2 ile de en son çarpıyorsunuz. İfade direkt buna dönüyor. Şimdi ifade o zaman şöyle. E, 24 4'ün 6. kuvveti 2'nin 3 bir daha 4. 2'nin 4. kuvveti. Şimdi burada 4'ün 6. kuvveti 24. 4'ün 6. kuvveti 2'nin karesinin 6. kuvveti. 2'nin 12. kuvveti. 2'nin 4. kuvveti. 2'nin 16. kuvveti 24. 8'e böldüm. 3 geldi. 8'e böldüm. 2 geldi. O zaman burası 3. Aha burası 4. Bir daha anlatayım. Arkadaşlar içeri atarken nasıl atacağınızı bilmeniz lazım. Şimdi durduk yere içeri atamazsınız. Bu arkadaş içeri girmek isterse en içerideki 2'nin yanına girmek isterse şuradaki üstleri üstüne alarak çarpım olarak gider. Buradaki iki içeri girmek isterse şuradaki 2'nin yanına şu üstü 3'ü üstüne alır. İçerideki 2 hala duruyor zaten. Zaten ondan sonra 4, 2, 3 bunlar çarpılıyor. 24 ortak kök. 4'ün 6. kuvveti tabanlar aynı üstler toplanır. 2'nin 4. kuvveti. Bunu böyle bırakamayız. Düzeltmemiz lazım. 4'ün 6. kuvveti nedir? 2'nin karesinin 6. kuvveti. Yani 2 üzeri 12. Bunu bilmemiz lazım. Kabanlar aynı üstler toplanır. 2'nin 16'sı 24. 8'e bölüyoruz. 3'e 2. 2'nin karesi 4. Karışık duruyor. Ama oturur zamanla. Evet buyurun arkadaşlar. Son 3 sorunuz. Buralar ağır çünkü. Yani konuların kendileri ağır köklü sayıları her zaman basit olarak öğrenci gördüğü için 2 eksi kök 3, 3 eksi kök 3 artı 4 artı kök 3. Öğrencinin gördüğü köklü sayı buradan öteye gitmiyor. E ne olacak? Şimdi bunu içeri atmanız lazım. Bu bir. Kök derecelerini de eşitleyebiliriz. Ya da içeri atalım ondan sonra karar verelim. Burası 2. Bak ne oldu? 2 kere 3. 6. 3 içeri girdi. 3'ün küpü. İçeride 3 üç var. 3'ün birinci kuvveti. Böyle değil mi? Yani i̇çeri girdiğinde. Şimdi bu arkadaş kök 3. Bu arkadaş kök 3 üzeri A'nın küpü. Şimdi burada bir kare var. Şimdi böyle değil mi bu ifade? 3'ün 4. kuvveti. Üzerinde 6 var. Yani bu 6 3'ün 4. kuvveti. 3'ün 1. kuvveti var. Burada 2 var. 3 üzeri A var. Burada 3 var. E bu nedir? Ya kök derecelerini eşitleyeceksiniz. Ya da işte üslü olarak dışarı çıkarmaya çalışacaksınız. Yani 3 üzeri 4 bölü 6 eşittir. 3 üzeri 1 bölü 2 çarpı 3 üzeri a bölü 3. E tabanlar aynı üstler toplanır mantığıyla. 3 üzeri 4 bölü 6 eşittir. 3 üzeri 1 bölü 2 artı a bölü 3. Şimdi tabanlar aynı üstler eşit. O zaman nedir? 4 bölü 6 eşittir. 1 bölü 2 artı a bölü 3. 4 bölü 6 dursun, 1 bölü 2, 3. Bunların paydaların hepsini eşitleyelim. Burayı 3 ile, burayı 2 ile. Şimdi ifade ne olur? 4 bölü 6 eşittir 3 artı 2a bölü 6. 6'lar birini götürdü. 4 eşittir 3 artı 2a. 2a buradan 1'e eşit. A eşittir 1 bölü 2. Ye. Tamam. Bak mantık olarak bu şekilde bakabilirsiniz. Yani ya kök derecelerini eşitleyeceksiniz ya da arkadaşlar ne yapacaksınız? Hepsini üslü olarak yazacaksınız. Çıkacak. Evet o sorunun çözümü dursun. Örnek 13. Buyurun sizdeyiz. pardon. <laughs> tamam ben sobatla her kendi kendime konuşuyormuşum. <laughs> ben ne diyorum niye kimse cevap vermiyor? Pardon. O kadar size laf söyledim ya. Tüh ya. Herkes memnun halinden demek ki kardeşim kimse ses çıkarmıyorsa. Hocanın iyisi sessiz olandır demişler demek ki. O kadar laf söyledim ya. Tüh 5 bölü 72 mi dedim. 1 bölü 72 mi dedim. Allah'tan diyorum 72'ler ortak. Çok şükür onu bulmuşlar diyorum. Peki. Şimdi baştan alalım. Arkadaşlar. Payda eşitliyoruz. Payda. Payda eşitlemeden bu iş olmaz. Tamam. Şöyle diyebilirsiniz. Hocam 1/36 1/6 olarak çıkmaz mı? Çıkmaz. Çıkamaz. Tamam. Bunu söylüyordum. Çünkü aradaki o, bu toplama işaretleri buna engel olur. Bu buna müsaade etmiyor. Çarpma olsaydı dediğin olurdu. Ama toplama buna müsaade etmez. Tamam arkadaşlar. Payda eşitleyeceksiniz. Başka yolunuz yok. Şimdi 64 artı 36 Aşağısı da 64 çarpı 36. Bu böyle duracak. Yapacak bir şey yok. İçeride karelerini alamayız. İşimize yaramaz. İşimize yaramaz. Şimdi burada eksi. Bunun tek yolu bu arkadaşlar. 144 artı 81. 144 çarpı 81. 64 ile 36'yı topladığınızda 100 bölü. 64 çarpı 36. Duracak bu. 64 ile 36'yı sakın ola ki çarpma. Çarparsan işin içinden çıkamazsın. Eksi. 225 bölü. 144 çarpı 81. Şimdi 100 dışarı 10 olarak çıkacak. Yani niye kök yaptım ki o zaman? 100 dışarı 10 olarak çıkacak. 64 dışarı 8 olarak 36 dışarı 6 olarak çıkacak. Eksi 225 dışarı 15 olarak 144 dışarı 12 olarak 81 dışarı 9 olarak çıkacak. Şimdi bir kere bunu böyle yapacaksın. Ondan sonrası artık sana kalmış. Yapacağınız şey şu. Gerekli sadeleştirmeleri yapalım. Yani 2'ye böldüm. 5 geldi. 2'ye böldüm. 3 geldi. 3'e böldüm. 5 geldi. 3'e böldüm. 3 geldi. Şimdi ifade 5 bölü 24 eksi 5 bölü 36. Şimdi burayı 3 ile genişleteceğim. Burayı 2 ile genişleteceğim. İfade 15 bölü 72 eksi 10 bölü 72 5 bölü 72 bulan arkadaşı tebrik ediyoruz evet. tamam bunun tek yolu bu başka bir çözüm olsa öğretirim başka çözümü yok bunu bu şekilde öğreneceksiniz Çarpma olsaydı zaten 1 bölü 6, 1 bölü 8, işte 1 bölü 9, 1 bölü 12 olarak basit çıkardı. Ama toplamı olduğu için payda eşitlemenin tek yolu. Payda eşitlemek ama buralarda çarpmamak. Buraları çarpmıyorsunuz. Eşitliyorsunuz böyle bırakıyorsunuz. 64, 8 olarak çıkacak. 36, 6 olarak. 144, 12 olarak. 81, 9 olarak. Çıkacak gerisi zaten basit. Evet son soru. İşleminin sonucu nedir? İşleminin sonucu nedir? 833 Şöyle olabilir. Basit olsun. Basit görmek lazım. Bu arkadaş kök 8'e eşit değil mi? 2 içeri girdi. 4 oldu. 4 geri 2 8. Yani bu ifadeyi şöyle yazabilirim. Hani basit olsun. Kök 8 çarpı 2 üzeri eksi 1 1 bölü 2 artı burası da 1 bölü 8. Değil mi? Basit mantık. E içeriye atayım o zaman. Aha ben bunu bununla. Aha ben bunu bununla. Ne olacak? 8 içeri girdi. Kök 1 bölü 2 çarpı 8 artı kök 1 bölü 8 çarpı 8. 8 2'ye böldüm 4. O zaman kök 4 burası. Kök 1 2 artı 1 3. İçeri at gitsin. Zaten çarpma var. O zaman genişlet gitsin. Aha şurayla şurayı yani içeriye dağıtarak gitsin yani. Yapacağımız şu an tek şey o. yani basit düşünürsen aslında çok basit bir çözümü var. Ama bazen öğrenci kendine çetrefilli hale getiriyor. Yanlış adımlarla gittiğin zaman bazen de çıkmaza giriyorsunuz. Evet köklü sayılarla ilgili çok 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 detay bilgiler çok 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 çok, çok sorular zaten sizi bekliyor arkadaşlar. Tamam mı? Acele etmenize gerek yok. Biz bunun konuları zaten çok çok detaylı göreceğiz. Anlam inanmayacağınız kadar çok detaylı göreceğiz. Tamam mı? Onları zaten hiçbir yerde göremezsiniz. Evet arkadaşlar. Yarın çarpanlar ayırma var. Notunu atacağım birazdan. Tamam. Görüşürüz. Kendinize iyi.